Bakın ben sizden full destek bekliyorum, tamam mı? Şimdi annem ısrar edecek. Evlen evlen diye yine tutturacak. Arkamda durun ne olursunuz. Tamam. Ayrıca 24 saat oldu. Ne arayan var ne soran. Ablacığım tamam da eniştem seni kıskandığı için o hareketi yaptı. Aşkından. Niye özür dilesin ki senden? Ay tamam canım orasını anladık. Anladık da biz Lale strese girmesin girmesin dedikçe üstüne üstüne geliyor kızın yani. Evet. Düşüncesiz. Abla tamam da bu senin evlenmemeni gerektirmiyor ki. Ayrıca bence eniştem haksız da sayılmaz yani. Doktor Onur'un sana karşı olan tavırlarından ben de pek memnun değilim. Sanki hoşlanıyormuş gibi. Ay vallahi böğüreceğim şimdi Doktor Onur, Doktor Onur ya. Saçma sapan konuşma. Ay Lale vallahi Nergis haklı ha. Yani böyle Onur'un bakışı da pek bir bakış değil yani. Sanki böyle arkadaşlıktan öte bir şey hissediyormuş gibi. O gün sen sinirlisin diye bir şey diyemedim ama. Aynen öyle. Olabilir mi öyle bir şey? Yok canım. Onur'dan beter oldunuz ya. Bu nedir ama yani? Biz arkadaşız, arkadaşça sohbet ediyoruz. Hemen etkisi altında kaldınız Onur'un. Vallahi bravo. Ay ne diyelim yani, görünen köy kılavuz istemiyor ablacığım. Allah Allah. Sen de bir öyle bak bak yani hani. Ay siz taraflısınız, taraflı yaklaşıyorsunuz. Sen bir düşün yine de bunu. Çok sıcak. Bayağı. Hadi hadi. Hadi aç artık. Heh, şundan da kurtarayım seni. Oh bir rahatla. Ha? Niye açmıyorsun sen bakayım? Ha? Şöyle. Ha gayret. Merhaba. Ah! Ay! Şaştım kaldım bir anda. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rızasız yetmiyorum ya. Ay o estağfurullah bir anda. Sabah şekeri gibi çıktınız. Buyurun. Lale nasıl oldu? Lale gayet iyi. Birazdan kardeşleriyle birlikte zaten dükkanda olur. Ama benim işim o kadar fazlaydı ki bir erkenden çıkayım geleyim dedim. İyi ki de gelmişim yoksa kapıda kalacaktınız. Ben de öyle erken kalktım biraz. Uyuyamadım da hep Lale aklımdaydı. Hayır. Nasıl oldu? Hem de onu göreyim. Hem de sizinle şu nikah meselesini konuşalım dedim. Hani tabii konuşalım. Konuşalım tabii ki. Ben diyorum ki. Buyurun. Önümüzdeki hafta yapsak. Ben bu hafta yani gelecek hafta. Evet evet. 8 hafta. Vallahi siz nasıl isterseniz. Yani ben tabii çok isterim de biliyorsunuz sormak lazım. Tabii tabii. Söz verdiniz tamam mı? Tabii tamam. Tabii. Tamam ablacığım merak etme. Kızlar da geldi. Aa, İsmet babaanne. Hoş geldin. Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ ol kızım. Ay, merhaba. Hoş geldiniz. Sağ ol, berdar ol. hoş geldiniz. Nergis sen ilgileni ver. Tamam anneciğim. İsmet Hanım diyor ki, İsmet babaanne diyor ki, şey diyor, biz diyor bu acaba hafta sonuna bu şey işini, nikah işini yapsak mı diyor. Aa anneciğim olur mu öyle şey ya? Hiç daha Lale doğru düzgün dinlenemedi bile. Allah korusun çocuğa falan bir şey olur. Ya yani şöyle bir ufak bir şey diyorum. Hani yorucu olmayan aramızda hemen bir nikahı yaparız. Ama tabii siz bilirsiniz. Yani isterseniz erteleriz de. Laleciğim sen sustun. Sen ne düşünüyorsun? Yani sanki bu hafta sonu biraz erken olacak gibi hissediyorum. Ha. Çünkü 8 hafta dinlenmesi gerekiyor. Bir hafta şey olunca. Evet. Ama İsmet Hanım'ın dediği ne biliyor musun? Ve çalgı çengi falan hiç yok. Sadece bebek uyduruktan değil de hani güzel kaliteli böyle bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra bir de imza atılacak o kadar. Ay anne aşk olsun ama ya. Kardeşim ilk defa eğleniyor. Böyle çalgısız çengisiz olur mu canım? Tabii tabii. Çocuklar haklı. Yani bu kadar bekledik değil mi? Gene biraz daha bekleriz. Ne zaman olursa. Önemli olan içimize sinmesi. Tabii. Değil mi? Tabii. Sinsin içimize. Sağ olun ben artık kalkayım. Yine bekleriz. Tabii tabii gelirim mutlaka gelirim. Gene gelirim mutlaka gelirim.
Laleciğim, sen sakın kendini strese sokma. Sen ne zaman hazır olursan biz düğünü o zaman yaparız. Hoşça kalın. Yine gelin, yine bekleriz. Tabii tabii, gelir mutlaka. Bu kızda kesin bir şeyler var. Şüphelerimde yanılmıyorum. Onur'a yine ne yaptın? Songül Hanım, hoşça kalın. Tekrar teşekkürler. Konuşuruz. Kesin bir şey var. Bu işte kesin bir şey var. Oh. Ayol, şu topuklarla da kapaklanmazsam artık sirkte çalışacağım. Çok sağ ol vallahi abla ya. Herhalde canım benim, ne demek ya. Yalnız Lale, bir şey söyleyeceğim ya. Sen nereye kadar bunu saklayacaksın ya? Ha? Nereye kadar erteleyeceksin ablacığım? Er geç bir şekilde söylemek zorundasın, anlatmak zorundasın. Vallahi beni birkaç hafta idare edecek bu durum. Olur mu öyle şey? Nereye kadar saklayacaksın? Biliyordum ben, biliyordum. Bir şeyler sakladığını biliyordum. Niye vazgeçti bu kız evlenmekten? Arkasında önemli olan o. Bana bak. Sen acaba annemle bir konuşsan mı? Ha? Anlatsan mı durumu? Anlat. Hadi kurban olayım bana. Yok yok yok. Bence saklayabildiğimiz kadar saklayalım, tamam. Sustum. Anne. Anne sen ne yapıyorsun? Ablamları mı dinliyorsun? Ben. Demek sen dinliyorsun. Dinliyorsun ki biliyorsun. Ne münasebet? Haşa. Ne ilgisi var? Ben niye dinleyeyim? Dinlememe gerek yok. Ablamları anlatır değil mi? Bebeğim anlatırsın bana ne oldu, ne bitti diye. Tabii anneciğim. Hadi anlatın kızlar. Neyi? Anlatın ne olur. Anne şimdi ne söyleyeyim ki? Şimdi söylenecek bir şey yokken yalan mı söyleyeyim mesela? Söyleyemem, bir şey yok. Yok. Ama anlatacak bir şey olsa anlatırsınız. Ben geceden şey fanusun içine malzeme hazırlamıştım. Onu... Tabii tabii. Dur ben de geleyim ablacığım. Hazırlayıp çıktım çünkü dün. Onlara gideyim. Kesin bir şey var. Kesin bir şey var bunlarda. Ben de bunların ağzından almazsam. Bana da son gün demesinler. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.